Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bir başka bilanço analizi videosuyla da karşınızda olacağım. Evet, bu videomuzda hangi hisseleri inceleyeceğimizi siz başlıkta göreceksiniz ama ben yine de sizlere kısa bir tekrar yapayım. Şimdi ilk hissemiz İzmir Fırça, daha sonrasında ise Gerel, İttifak Holding, İEO, Cantem, Cemas, Odas, Marka, T-Kuru ve son olarak da Karel'in bilançolarını inceleyeceğiz. Evet, ilk olarak İzmir Fırça ile başlamak istiyorum. Şimdi satışlara bakarsak 11 milyondan 20 milyona çıkmış. Favök 2 milyondan 3 milyona çıkmış. Net kar 1 milyondan 1.7 milyona çıkmış. Net borca bakarsak 29 milyon. Öz kaynaklar 21 milyon. Buradan bir sıkıntı var. Buradan 1 puanı kırmak istiyorum. Daha sonrasında öz kaynaklara bakmak istiyorum. Öz kaynaklar tabi şey olmadığı için, yani daha öncelerden normal pazarda işlem görmediği için 4 sene öncesine bakacağım. Yani 2017 kısmına bakacağım. Bu zamanlarda 19 küsürmüş. Bakın gördüğünüz üzere. Yani çok hafif bir yükseliş olmuş. Buradan bir puanı daha kırmak istiyorum öz kaynak yükselişinden. Yani öz kaynak performansı diyebilirsiniz. Kaldıraç oranına bakalım. ETS makinesini kapatmışız. Şimdi 21 bölüm 74 yaparsak, evet, %71'lik bir kaldıraç oranı var. Buradan bir puanı da kırmak istiyorum. Evet, toplamda 2 puanı kırmış olduk. Bir de öz sermaye karlıdır. Diğer rasyolarına bakalım hemen. Isfas. Evet, kimyasal maddeler sektöründe yer alan bir hisse. Şimdi öz sermaye karlığı hesaplayalım. 5.64 bölü 30.74, %18 küsürlük bir oran var. Yani piyasanın bir miktar altında ama yine geçmediği için ne yazık ki bir puanı daha kırıyoruz. Toplamda 3 puan kırılmış oldu. FK'ya baktığımız zaman 30.74 sektörünün yukarısında bir puanı buradan kırdık. 4 puan kırıldı. PD bölü de 5.64 sektörünün yine yukarısında bir puan daha kırıldı. 5 puan kırılmış oldu. FD bölü Favök 14.60. Sektörün yine yukarısında 1 puan daha kırıldı. 6 puan kırılmış oldu. Piyasa değeri 120 milyon. Satışlar 70 milyon. Yani 120 bölü 70 yaparsak 1.71'lik bir rakam çıkıyor. Sektörün aşağısında. Net borç bölü Favök'e bakarsak da net borç 29 milyon. Favök yıllık bazda 10 milyon. Yani 2.9 civarında bir şey çıkacak. 2.9. Sektörün yine yukarısında buradan 1 puan daha kırıyoruz. Yani toplamda 7 puan mı? 8 puan olması lazım. Pardon, 7 puanı kırdık. 7 puan kırdığımız için de 10 üzerinden 3 puanlık bir bilanço olarak değerlendiriyoruz. Bir diğer bilançomuz Gerel. Satışlara bakarsak 58 milyondan 87 milyona çıkmış. Favök 5 milyondan 2 milyona gerilemiş. Buradan 1 puanı kırıyoruz. Net kar 3 milyondan 2 milyona gerilemiş. 1 puan da buradan kırıyoruz. Net borç 92 milyon. Öz kaynaklar 131 milyon. Bir sıkıntı yok. Evet, ama bir sıkıntı da öz kaynak ilerleyişinden. Neden? 105 milyondan 131 milyona, yani %50 bile gidememiş. Buradan 1 puanı kırmak istiyorum. Toplamda 3 puanı kırdık. Şimdi kaldıraç oranına bakalım. 131 bölü 360 yaparsak, evet, %63'lük bir kaldıraç oranı var. Uygun bir oran olduğunu söyleyebiliriz. Öz sermaye karına bakalım. 3.58 bölü 31.23, 11.46, 1 puanı daha buradan kırarak 4 puanı kırmış olduk. Şimdi geri bir de sektöre göre bakalım. Evet, elektrik malzemeleri sektöründe yer alan bir hisse. FK 31.23'müş. Sektörün yukarısında 5 puan kırılmış oldu. PD bölü DD 3.58. Sektörünün aşağısında. FD Favök 62.05. Sektörün yukarısında 6 puan kırılmış oldu. Piyasa değeri 469 milyon. Satışlar 288 milyon. Hemen yapalım. 469 bölü 288. 1.62. Sektörünün yukarısında 1 puanı buradan kırarak 7 puanı kırmış olduk.
borç anlamında bir sıkıntı yoktu. 7 puan kırarak 10 üzerinden 3 puanlık bir bilanço olduğunu söyleyebilirim. Evet, bir diğer bilançomuz İttifak Holding. Satışlara bakarsak 173 milyondan 144 milyona gerilemiş, 1 puanı kırdık. Favek 12 milyondan 14 milyona yükselmiş. Net kar negatif, buradan 1 puan daha kırdık. 2 puan kırıldı. Net borç 689 milyon. Öz kaynaklar 650 milyon. Buradan 1 puan daha kırıldı. Toplamda 3 puan kırılmış oldu. Şimdi kaldıraç oranına bakalım. 650 bölü 2895 yaparsak %77'lik bir kaldıraç oranı var. Buradan 1 puan daha kırılarak daha şimdiden 4 puan kırılmış oldu. Evet, FK olmadığı için öz sermaye karlılığı da yok. O yüzden 5 puan kırılmış oldu. Şimdi İttifak Holding'in bir de sektörü göre durumuna bakalım. Evet, holding sektöründe yer alan birisi. FK olmadığı için sektöre göre yine değerlendiremiyoruz. 1 puanı buradan kırılarak 6 puanı kırdık. PD bölü D'de 0.89, sektörünün bir miktar aşağısında. FD bölü FAVEK 92.41, sektörünün çok çok yukarısında, 1 puanı da buradan kırdık. 7 puan kırıldı. Piyasa değeri 579 milyon, satışlar 797 milyon. Yani 579 bölü 797 yaparsak 0.72 çıkıyor. Sektörün yine yukarısında, 8 puanı kırmış olduk. Net borç bölü FAVE'ye bakalım. 689 bölü 13, yani çok çok düşük bir oran çıkacak ne yazık ki. Yani 30 civarında bir şey çıkacak herhalde. 30 bile belki azdır yani. Evet, o da çok çok sektörün yukarısında. Yani toplamda 9 puan kırılarak 10 üzerinden 1 puanlık bir bilanço olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer bilançomuz İEHO. Satışlara bakarsak 78 milyondan 123 milyona çıkmış. FAVÖK 10 milyondan 12 milyona çıkmış. Net kar 25 milyondan 61 milyona çıkmış. Net borç negatif. Öz kaynaklar da öyle de böyle neredeyse 4 katını yapmış. Aktiflerle kıyaslarsak da kaldıraç oranının %50'nin aşağısında olduğunu söyleyebiliriz. Yani şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yok bilançoda. Evet, FK ile PDD'de de birbirine yakın olduğu için, yakın derken 1.09-1.94 birli rakamlarda ikisi de, %50'nin biraz yukarısında bir öz sermaye karlılığı çıkacaktır. Bu yüzden hiç bakmaya gerek bile yok. Öz sermayesi gayet güzel. Öz sermaye karlılığı daha doğrusu. Sektöre göre durumuna bakalım. Şimdi İEHO alt pazarda işlem gören bir isim. FK'sı 1.94'müş. Sektöre göre düşük. PDD'de 1.09. Sektöre göre bir miktar pahalı. Buradan 1 puanı kırdık. FD bölü FAVÖK 5.72. Sektörünün aşağısında. Piyasa değeri 489 milyon. Satışlarda 430 milyon. Yani 489 bölü 430 yaparsak 1.13. Sektörünün yine yukarısında 1 puanı buradan kırmış olduk. Toplamda 2 puan kırarak 10 üzerinden 8 puanlık bir bilanço olduğunu söyleyebilirim. Evet, bir diğer bilançomuz Cemaz. Satışlara bakarsak 44 milyondan 84 milyona çıkmış. FAVÖK 6 milyondan 7.5 milyona çıkmış. Net kar 50 milyondan 11 milyona gerilemiş. Buradan 1 puan kırılıyor. Net borç negatif. Öz kaynaklar 890 milyon. Öz kaynak ilerleyişine bakarsak da öyle ya da böyle, yani 4 katını yapmış. 4 hatta 5 kat civarında bir yükseliş. Aktiflerle kıyaslarsak da kaldıraç oranının çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi öz sermaye karlılığına bakalım. Yani bakmaya gerek bile yok aslında. %10'dan bile düşük bir oran çıkacaktır baktığınız zaman. PD bölü DD'yi FK'ya böldüğünüz zaman ondan düşük bir oran çıkacaktır. Buradan 1 puan daha gidiyor. Toplamda 2 puan gitti. Şimdi Cemaz. Hemen sektörüne bakalım. Demir ve çelik sektörü. FK'sı 11.46, sektörünün yukarısında 1 puan da kırılarak 3 puan gitti. PD bölü D'de 1.09, sektörünün aşağısında. FD bölü FAVÖK 16.24, sektörünün yukarısında 4 puan gitti. Piyasa değeri 972 milyon, satışlar 273 milyon. Yani 3.5-4 civarında bir şey çıkacaktır. O da yine sektörünün yukarısında. 5 puan gitmiş oldu.
Borç anlamında herhangi bir sıkıntı yoktu. 5 puan götürülerek 10 üzerinden 5 puanlık bir bilanço olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer bilançomuz ODAŞ Elektrik. Satışlara bakarsak 283 milyondan 321 milyona çıkmış. FAVEK 109 milyondan 94 milyona gerilemiş. Buradan 1 puanı kırıyoruz. Net kâra bakarsak eksi 64'ten 19 milyona yükselmiş. Bir geri dönüş var ama yıllık negatif. Net borca bakarsak 2 milyar, öz kaynaklar 961 milyon. Net borç öz kaynakların 2 katından da fazla. Buradan 1 puanı daha kırıyoruz. Öz kaynaklar öyle ya da böyle gayet güzel yükselmiş. 137'den 961'e. Bir de kaldıraç oranına bakalım. 961 bölüm 3587 yaparsak, evet, %73'lük bir kaldıraç oranı var. 1 puanı buradan kırdık. Toplamda 3 puanı kırmış olduk. Yıllık FK negatif olduğu için öz sermaye karlı yok. Buradan 1 puan daha kırıyoruz. 4 puan kırıldı. FK da olmadığı için 1 puan da oradan kırıyoruz. 5 puan kırılmış oldu. Şimdi ODAŞ'ın sektöre göre diğer çarpanlarına bakalım. ODAŞ enerji sektöründe yer alan birisi. PD bölü D'de 2.04. Sektörünün yukarısında toplamda 6 puan kırıldı. FD bölü FAVEK 13.38. O da yine sektörünün yukarısında 7 puan kırılmış oldu. Şimdi piyasa değeri 1.96 milyar. Satışlar 1 milyar. Yani 1.9 civarı bir oran çıkacaktı. O da yine sektörünün yukarısında. Toplamda 8 puan kırıldı. Net borç 2 milyar. FAVEK 300 milyon. Bu da yine 7'ye yakın bir rakam çıkacaktır. Yani 7'den biraz daha düşük. O da yine sektöründen yüksek. Toplamda 9 puan kırılmış oldu. ODAŞ'ın bilanço puanı 10 üzerinden 1 puan. Evet, bir diğer bilançomuz Taze Kuru Gıda. Şimdi evet, yani hiç hatta bakmaya gerek yok. Yani şimdi gözüme çarptı. Öz kaynaklar negatif. Hiç bakmaya gerek bile yok. 10 üzerinden 1 puan arkadaşlar. Yani bunu belki de diğer videolarda söylemişimdir ama bakın, öz kaynak negatif olan hisseler direkt istediği kadar kâr patlaması yapsın. Hiç umurumda olmaz. Yani 10 üzerinden 1 puan arkadaşlar. T kurumunun bilançosu. Şimdi bir diğer bilançomuz Karel. Net satışlara bakarsanız 185 milyondan 340 milyona yükselmiş. FAVÖK 43 milyondan 54 milyona yükselmiş. Net kar 22 milyondan 26 milyona yükselmiş. Borç 474 milyon. Yani son zamanlardaki en yüksek borç. Öz kaynaklardan düşük olduğu için bir sıkıntı yok. Öz kaynaklarda 2,5 kat artmış. Hatta fazlasını artmış. Gayet güzel. Kaldıraç oranına bakalım. 550 bölü 1381 yaparsak %60'lık bir kaldıraç oranı var. Yani bir sıkıntı yok. Evet, bir sıkıntı yok. Şu ana kadar bilançoda da bir sıkıntı yok. Evet, öz sermaye karlılığına bakalım. 3.45 bölü 13.22 %26'lık bir öz sermaye karlılığı, gayet güzel. Şimdi Karel'in bir de sektöre göre durumuna bakalım. Şu ana kadar Karel'den hiç puan kırmamıştık. Bakalım sektöre göre de bakınca puan kırılımı olacak mı? FK'ya baktığım zaman 13.22 sektörünün herhalde en düşük FK'lısı. Öyle gözüküyor. PD bölü de 3.45. Yani sektöre göre bir miktar pahalı. Buradan 1 puanı kırıyoruz. FD bölü FAVEK 10.1. Sektörün aşağısında. Piyasa değeri 1.9 milyar. Satışlar 1.3 milyar. Yani 1.9 bölü 1.3 yaparsak 1.46'lık bir oran çıkacak. Sektörünün yukarısında olduğunu söyleyelim. 2 puanı kırmış olduk. Borç anlamında da bir sıkıntı yoktu. Evet, 2 puanı kırarak 10 üzerinden 8 puanlık bir bilanço olduğunu söyleyebiliriz Karel'in bilançosunun. Bir videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Ayrıca videoları ana sayfada daha fazla görmek ve videolardan anında haberdar olmak için abone olun yanındaki zil tuşuna basabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar diliyorum.